Sonuçta görülebilecek yer patolojiler de hasta ve hasta yakınları bilgilendirici. Kesinlikle bir yönlendirici. Sonuçta basın ultrasonu yapılırken inceleme esnasında başka bir şeye de rastlanabilir, şüphelenilebilir. Böyle durumlarda gideriz, teşvik tedavi için bizim bilgimiz olacak. Biz bu hastaları daha sonra hastaneye çekip gerekli ileri araştırmaları kendimiz veyahut da daha sonra işte hocalarımız nasıl bir durum görürlerse kalp yönelik olabilir. Burada üçüncü basamağa yönlendireceğiz. Ama asıl amaç kistatik üzerine. Bir de bildiğim kadarıyla hocamız girişimsel radyoloji bünyesinde bu hastalıklar bir cerrahi olarak da tedavi edilebiliyor. Fakat son zamanlarda tıp mümkün olduğu kadar geniş insiyonlardan daha küçük insiyonlar, yani ameliyat esnasında alanı geniş açmaktan ziyade daha az yeri açıp küçük girişim alanlarından vücut içerisinde daha geniş işler nasıl yapılabilir? Tabii bunlar genelde yüksek teknoloji isteyen durumlar. El becerisi isteyen durumlar. Ben ortopedistim, bilen arkadaşlar var, bilmeyenler olabilir. Biz de işte mümkün olduğu kadar işte küçük girişimlerle ne kadar çok fazla iş yapabiliriz uğraş içindeyiz. Bu olayda da cerrahiden ziyade işte yapacağımız şeyle sanırım olayı tedavi yöntemi anlatıyoruz. Eğer ki burada bu tür vakalar yakalanırsa aynı zamanda tedaviyle yönlendirecek. Fakat tabii vatandaş sadece bununla burada bu bazda düşürmesinler. Yani ultrason yapılırken tabii kistatik için araştırma yapılıyor ama başka patolojiler de arası. Daha sonra önce sizleri görmüyoruz. Başka patolojiler de bulunabilir. Veya şüphelenilebilir. Böyle durumlarda da yine biz gerekli araştırmaları yapmak üzere o hastayı tarafımıza yönlendirebilir veya başka türlü şeyler yapılabilir. Yani bu durum bugünü net yani. Sağ olsun hocalarımız Ankara'dan buralara kadar, arkadaşlarımız sağ olsun buralara kadar geldiler. Bu bir nimet bu bölge için. Güzel bir şey. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah vaka çıkmaz diyoruz ama yani inşallah çıkmaz. İnşallah bir şey bulunmaz. Ama bulunursa da erken teşhis her zaman bizim tıpta görmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz idealimiz olan bir şey. Hep bunu yani bizler bunu arzuluyoruz. Yani erkek asla olmaması. Mümkün olmaması. Olduğunda da erken en çok arzuladığımız bu. Çalışmak. Bütün ekibimiz ona göre organize olacak. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hem kendilerine, size doktorlarım, hem mühendisler arkadaşlarımıza. Bizim burada rahat çalışacağımızı ve ortamı sağlayacağımız için Avrupa Devleti projesi ifade ettiğimiz gibi ve Türkiye'nin her hafta bu ay farklı bölgesinde yapıyoruz. Biz buraya Ankara'nın Çubuk ilçesinin bir köyünde çalışıp geldik geçen hafta. Bu hafta burada çalışacağız. Önümüzdeki hafta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin bir köyünde çalışacağız. Son ayın son haftasında ise Tatlı'nın bir köyünde çalışacağız. Memleketi doğudan batıya dört ayrı bölgede çalışıp bütün bilgileri almak istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir harita çıkartmak istiyoruz ve bu hastalıktan etkilenen hastalarımızı ifade ettiğimiz gibi acil tipleri tedavi edeceğiz. Ve bununla ilgili bütün sosyal organizasyonu da yapacağız. Yani hiç kimse benim orada kalacak yerim var mı, yol paramı ne yapacağım diye düşünmeyecek. Biz onların hepsini de organize edeceğiz. Çok bu hastalık bildiğiniz gibi halk arasında kediden, köpekten geçen hastalık diyebilirler. Ve özellikle de hastalıklı olan küçük baş hayvanların akciğer ve karaciğerini yiyen köpeklerin dışkısından çıkan parazitlerin yayılmasıyla oluşuyor. Kurban Bayramı nedeniyle özellikle bir kez daha altın çizmek istiyorum.
hastalıklı olan organları mutlaka gömmemiz lazım. Mutlaka köpeklerden uzak tutmamız lazım. Çünkü bu hastalığın bir döngüsü var. Ancak köpekler hastalıklı sakatat yediği zaman o döngü tamamlanıyor. Bu zinciri kırabildiğimiz ölçüde kurtarabiliyoruz. Vatandaşı hastalıktan koruyabiliyoruz. Ve bu hastalık maalesef ülkemizde çok yaygın. Özellikle hayvancılığın olduğu bölgelerde görülüyor. Ama bütün herkesi etkileyebilecek nitelikte. Bu proje çerçevesinde Bulgaristan'da, Romanya'da ve Türkiye'de bu proje yürüyor. İtalya ve İspanya'nın da katıldığı bir proje. Avrupa çerçevesinde yapılan bir iş. Ve uzun vadeli de bütün hastalarımızı kayıt altına alacağız. Kimin hangi tedaviye ihtiyacı varsa bu ülkelerde tedaviye ulaşacak şekilde arka planını destekleyeceğiz. Ama projemizin özeti bu. Kurban Bayramı kısmı çok önemli. Bir ay sonra Kurban Bayramı. Kesilen hayvanların hem yetkilendirilmiş mezbahanelerde kesilmesi önemli. Eğer o şekilde kesilemiyorsa da kesilen hayvanın bazı malzemelerinin nasıl gömülmesi gerektiği ile ilgili aslında biliyoruz. İç organlarının nasıl gömülmesi gerektiğini biliyoruz ama uygulamıyoruz. Özellikle hastalıklı olduğunu düşündüklerimiz varsa onun kediye, köpeğe gibi bir takım hayvanların yememesi için bir takım tedbirler almak lazım. Kireçleyerek mi gömülecek o değilse o tedbirleri almamız gerekiyor. Yoksa hem kendimizde hem çocuk çocuğumuzda bu sidatik miydi? Sidatik denilen rahatsızlık ölüme kadar götürebilir. Ümit ediyorum ki köydeki herkes geçecek değil mi? Evet. Zaten evet. 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 Yani yürüyebilecek durumda olan 3 yaşın kartı evet. Tüm vatandaşlarımız. Herkes. Evet. Orada hassas davranacaklar. Çok önemli. 3 ila 90 yaş arasında herkesi bekliyoruz. Ümmiyetle bakacağız. Yine sizlerin ifade ettiği gibi sadece kisilatıya bakmayacağız. Karın bölgesinde başka bir problem varsa mutlaka onu da kayıt altına alacağız. Ve o hastalığa sahip olan insanımızı da yönlendireceğiz. Yani bu hassasiyeti gösterin. Yani bazıları aileler şey diyebilir. Ya bende ne arasın kisilatik? Bizde yoktur. Olacağını zannetmiyorum deyip projeye katılmamazlık yapmayalım, projeye destek verelim. Dediğim gibi sadece kistatiğe bakılmayacak. Tam projenin amacı kistatik ama sonuçta arkadaşlarımız ultrason yaparken herhangi bir batındaki görüntüde bir patolojiyle sizi bu konuda da bilgilendirileceksiniz. Yani bu hassasiyeti gösterin. Yani çok güzel bir şey yani Ankara'dan gelip burada bir köyün belirli kitlenin batın ultrasondan geçirilmesi, taramasının yapılması çok güzel bir şey yani. Ben imkan olsa da yani Enes'le birkaç köyümüz var. Vallahi yani gerçekten bunu anlayın. Çok bu bir hekim gözüyle benim. Yani ben kendim için söyleyeyim, bir hekim gözüyle çok büyük bir veli nimet bu. Keşke imkanımız olsa bütün şeyler geçirse. Çünkü girişimsel bir şey değil bu. Girişimsel geldiniz, bir şey yok. Sayın Kaymakam Bey. Hoş bulduk. Girişimsel bir şey değil. Yani girişimsel nedir? Yani ultrason probuyla karın üzerine gelecek. Ağrılı bir işlem değil, girişimsel bir şey değil. Bir sıkıntı yok yani. Kimseyi ürkütmeyecek, korkutmayacak bir durum, zaman alacak bir durum değil. Zaten bu ustakın asılmasıyla buraya geldiler. O şey etkiledi demek ki. Kaç gün geçtiler. Ben bunu her yerde söylüyorum, gittiğim yerde, kendi köyümde de söylüyorum, işte Enes'in köyümde de biraz bu konuda hatayı kendimize de arayacağız. Şimdi yüksek teknolojili ürünler herkesin kolayına geliyor. Ama kolay olan da insanı sıkıntıya sokuyor. Şimdi Avrupa, Amerika doğal ürünlere, organik ürünlere geri döndü.
Ve bunları çok gerçekten yetiştirmek, şey yapmak pahalı. Fakat insanlarımız köyde yaşıyor. Kendi bahçesinde, organik, daha doğal bir ortamda domatesini veya tükettiği ürünleri, işte insan sofrasında kaç tane parametre vardır? İşte 4 tane, 5 tane gıda diyelim, temel gıdalar. Köylerimizde maalesef, yani kendime dair hepimizin kolayına geliyor. Yani gidip de marketten alıp yemek kolayımıza geliyor. Uğraşmak zor. Yine söylüyorum. Organik olanı yetiştirmek, köyü, bundan da köylümüz uzaklaştı, zor geliyor. Yani herkesin kendi imkan yok. Köyde herkesin yarım dönüm, bir evlik yeri vardır yani. Bir evi doyuracak kadar 10 küp domates, 10 küp biber, 10 küp patlıcanın salatalığı herkes eker. Yani biz de işte hayvansa hayvan gübresi var, toprak var, her şey var. Sulaması kendisi, kendi bildiği suyu versin. Yani köyde organik ürün yetiştirmek çok kolay. Yani yumurta alıyoruz. Bakın köylerde artık tavuk kalmadı. Yani zor geliyor tavuk bakmak. Ördek bakmak zor geliyor. Neredeyse artık köylerde ördeklerin, kazların nesli tükeniyor. Ben kendi memleketim için söyleyeyim. Kendi köyümde kaz, ördek kalmadı. Yok. Yetiştiren yok, yok da. Ormancılar tutuyor bizimkileri, ördekleri. Yani şimdi kendimizde de biraz hatayı aramamız lazım. Evet, çevresel faktörler var. İşte mahsulleri böcek olması olmasın diye ilaçlıyoruz. Efendime söyleyeyim, gübre veriyoruz. Şimdi şeyde bile nedir empoze ediliyor? Diyoruz ki şeyde pazardan giderken kurtlu olan elmayı alır. Kurtlu olan abi. Çünkü eğer ki elmaya aldığı kurt girdiyse bir iki onda yanlış yoktur. Onu rahat rahat yiyebilirsiniz. Bir sıkıntı yoktur yani. Yine köylerde hemen hemen hayvancılık bitti. Herkes eskiden ufak tefek bir iki hayvanını beslerdi kendisi. Çoğu kişi kendi kurbanlığını kendisi bakardı. Ya diyor, ne uğraşacağım diyor. Gider veririm diyor. 500 lira alırım bir kurban keserim diyor. Yani hemen hemen herkes kendi kurbanını kendisi beslerdi. Yani biraz da tamam, Ergene Nehri kirli. Tamam, Çernobil patladı, yağdı, var. Bunlar bizim düzeltemeyeceğimiz. Elimizden gelip de ben bunu düzeltemem. Ben bunu yapamam. Veya sizin dediğinize de katılıyorum hocam. Nedir? Bunları engelleyemeyebiliriz ama kendimize gidip erken tanı yönünden, yani gidip 40 yaşın üstündeki bayan eşlerimizi, arkadaşlarımızı, 40 yaşın üstündeki bayanlar, kadın doğuma gidip bir vajinal muayene, sinir aldığında bir meme muayenesi yaptırabilirler. Veyahut da 40 yaşından sonra erkekler bir, en azından PSA'ya baktırabilirler, bir ürolar, görebilirler. Yani en sık görünecek şeyleri araştırtabiliriz kendimiz yani. Bu şey, yani şimdi Çernobil'i engelleyemeyiz, oldu. Veya ne bileyim, Ergene, tamam tepkimizi vereceğiz, Ergene Nehri'ni güzelleştireceğiz. Bir an evvel geri, ama Ergene Nehri'nin geriye ne kadar, yani yakın bir zamanda döneceğine inancımız var mı? Mümkün değil. Kirlenmeyi düzeltmek yılları alıyor. Kirletmek 5 dakika, düzeltmek 50 yıl. İnşallah kısa söylüyoruz. Ama biz kendimiz ne yapabiliriz? Kendimize ait olan şeyleri de yapmamız lazım. Eskiye dönmemiz lazım. Eskiye dönersek biraz işler düzelir. Yani dedemizden, ninemizden gördüğümüz şeylere biraz en azından bu seviyede dönmemiz lazım. Tamam, yüksek teknolojileri kullanacağız. Genç kızlarımız tanına yapmasını bilmiyor. Getim yapmasını bilmiyor. Kurşu kumasını bilmiyor. Nereli oluyor? Erçin.